Herkese selamlar, herkese merhabalar. Valizleri dolduran tayfaya artık son 3 tane mesajım var. İlla valiz değil, kendi şehrinde okuyanlar için de çantaları dolduran tayfaya. 3 tane mesaj, artık üniversitedesiniz ve bu videoları bugünlerde belki abonelikten çıkıp hani merak için geldiniz ki bence keyifli olur ya bunlar ne konuşuyor falan bir bakayım diye. Ya da aboneliği zaten çıkmayı düşünüyordum falan diyenleriniz var. Hemen bu yaşanmadan önce birinci isteğimi hızlı bir şekilde sizlere dile getireyim. Ne olur hakkınızı helal edin. Benden yana tüm hakkım helal olsun. Bazıları şey diyebilir, hocam senin bize ne hakkın var diyebilir ki bence var. Aynı şekilde durum karşılıklı. Sizden olur hakkınızı helal edin. Çünkü sosyal platformlarda ben mesela ben bunu pek göremiyorum. Hatta hiç desem yerde hiç göremiyorum bunu. Ve çok üzülüyorum. Çünkü sadece sanki bir sınav için, sadece bir dünyalık bir şey için uğraşmışız gibi görünüyor ama değil. Ya bizim tek derdimiz burada bir şeyleri kazanmak değil. Aynı vatan üzerindeyiz. Aynı topraklar üzerindeyiz. Aynı ülke için uğraşıyoruz. Birçok konuda farklı düşüncelerimiz olabilir ama ortak noktamız yine birdir. Bu ülke için bir şeyler yapıyorsak ne olur hakkınızı helal edin ve bu aramızdaki muhabbet her zaman korunsun. Sizden ilk ricam bu. İkincisi, bu yıl çok iyi mücadele ettiğinizi düşünüyorsanız ve hedefinize ulaştığınızı düşünüyorsanız, diyelim ki 200 binde bir hedefiniz vardı ve sıralamayı tutturdunuz. O bölüme de gittiniz. Eğer böyle bir mücadele yükünüz varsa bize ne olur aşağıdaki e-posta adresine yazın. Ya da hedefiniz derece yapmaktı ve ulaştınız oraya. Hiç fark etmez. Bizim için sıralamanın vallahi de billahi de önemi yok. Biz bu sene özellikle ya Türkçe öğretmenliğini aşkla isteyip gidenleri de kanala almak istiyoruz. Radyo, sinema, televizyonu da görmek istiyoruz. Gastronomiyi de görmek istiyoruz. Ne bileyim mühendislik alanları da fark etmiyor. İngilizce öğretmenliği de hiç fark etmiyor. Ne olur sadece sıralamaya bakarak gelmeyin. Bize o yaşadıklarını aşağıdaki o e-posta adresini bunu yollayın. Hatta bir Google formumuz var. O formu doldurursanız belki sizlerle ilerleyen zamanlarda birlikte bir video bile çekebiliriz. Çünkü geleceğiz yine seminerlere, şehirlere, fuarlara gelmeye çalışacağız. Oralara geldiğimizde sizinle irtibat halinde oluruz. Gelmek isterseniz, anlatmak isterseniz ya da tanışmak isterseniz en azından sizlerle orada ufak da olsa bir görüşmüş oluruz. Üçüncüsü, bizim bir planlama koçluğu serimiz vardı. Biliyorsunuz her pazar sabah 10'da mükemmel bir seri oldu. Yine Türkiye'de bir ikinci bir ilki başardık. Grip planlama defteri dijital anlamda koçluk yapan, planlama yaptıran bir defterdi ve bu defter sayesinde o videolar oluşmuştu ve o defterin en arkasında bir sayfa var. Üniversiteye kazandınız ve o defter size ne kattı, yani neler hissediyorsunuz, onları yazıp bize yine aşağıdaki Gmail adresine yollamanızdan yanayız. Niye? Çünkü bunları bizim görmemiz, kendimizi geliştirmemiz çok 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 önemli diye düşünüyorum. Bir son söz ne söyleyebilirim? Şimdi 2020 tayfada bunu izliyordur eminim. Daha aşağıda yorum, hocam bize de motivasyon falan lütfen falan, tamam geliyor, az kaldı. Şu bayramdan sonra artık dört dörtlük artık başlayabiliriz değil mi her şey? Sizin çünkü başka bahanesi kalmayacak. Ama şu üniversiteli tayfaya benim bir sözüm var. Artık hiçbir bölümde bence iş garantisi diye bir şey konuşulmuyor. Bakın evet bazı bölümler var. Hani evet girdiğiniz zaman direkt işle alakalı her şey önünüze gelecek ama o bölümü okuyanlara, o bölümün sonrasında işe girenlere bakın, mutsuzluk oranında günden güne artıyor. Neden? Birçok öğrenci şunu görüyorum ben. Ya gidelim ya aman işte bir şeyde garanti olsun. Hayır, bu dönem bitti. Yok artık garanti bir dönem. Özel sektörle alakalı, girişimcilikle alakalı ya da girişimci bir ekibin içinde olmakla alakalı hayallerinizi şimdiden kurmaya başlayın. Yoksa gittiğiniz üniversitelerden 3 yıl sonra şikayetlenmeye başlayabiliriz. 4. yılın sonunda ya biz mezun mu oluyoruz şimdi demeye başlayabiliriz. 5-6. yılların sonunda belki de ya ben bu kadar şeyi boşa mı okudum deme ihtimaliniz dahi artık var. O yüzden ilk kritik nokta şurası, kendinizi geliştirmediğiniz. Bakın bu her açıdan ama duygusal açıdan, özgüven açısından, dil açısından, bölümünüz alanınız açısından, manevi açıdan, bak bir sürü şey sayabilirsiniz. Bunları geliştirmediğiniz her an bence benim şahsi kanaatim bu üniversitelerin hepsi çöpe gidebilir. Çok net söylüyorum. Bu konuda yıllar sonra bize de kızabilirsiniz. Ya bu adamlar niye bizi böyle motive etti? Buralara geldik de ne oldu diyebilirsiniz, saygı duyarım. Ama şimdiden ben bu uyarıyı yapayım çünkü bu da benim üzerimde mesuliyet olduğunu düşünüyorum. Peki inşallah ileride videolar atacağım mı sizin için üniversite tayfi özel? Atmak aklımda var, düşünüyorum. Çünkü hayallerim arasında şu vardı, 2020 yılı itibariyle üniversitelerde kariyer seminerlerine yakın ya da böyle kendinizi geliştirmeye yakın seminerler yapmayı istiyorum. Böyle bir planım var. Şimdiden de bunun videolarını alakalı konuşmaya başladık ekiple. Aslında 2-3 yıldır böyle bir şey yapalım mı diye düşünüyorduk ama bir türlü olmuyordu. Ama inşallah bu sene 2020 yılı itibariyle bunu yapacağız. Belki de üniversitenize çıkar geliriz. Hiç oraya geldiğimizde yine tanışma fırsatı buluruz. Neyse çok uzatmayın. Vedalar kısa olur derler. Gerçi ben lafı bayağı uzatmışım da. Böyle bir vedanın da vakti geldiyse. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bu arada bayrama giriyoruz değil mi ya? Ben bunu unuttum söylemeyi. Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Ha, 2020 tayfada şeyi merak ediyorsa onu da söyleyelim. Bayramda nasıl ders çalışmalar alakalı falan bir merakınız varsa o da pazar günü kampüs kanalında geliyor inşallah. Yani merak etmeyin. Onu es geçmem. Orada birkaç tane tavsiye verdim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Güle güle.